Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeler üzerine sohbet edip değerlendirme yapmaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasada bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri üzerinden gelen haber akışı takip ediliyor. Burada çerçeve demokratların azil sürecini başlattıklarını açıklamasının ardından dün yayınlanan transkript Ukrayna Devlet Başkanı ile Donald Trump arasında Joe Biden'ın oğlu için herhangi bir şekilde ekstra soruşturma istedi mi? Burada gücün kötüye kullanımı, yetkinin kötüye kullanımı var mı yok mu tartışması söz konusuydu. Dün açıklanan 5 sayfalık transkript yani döküm diyor ki bu çerçevede herhangi bir probleme yol açmayabilir. Demokratlarsa bunun karşısında duruyor ama net olarak söylenebilecek olan şey doğrudan bir güç aşımına işaret etmediği oradaki ifadeler eğer doğruysa. Bugün de demokratlar bu konudaki kendilerine ipucunu veren tanığa, sürpriz ve gizli tanığa bir şekilde kongre önünde ifade verme konusunda taahhütte bulunmuşlardı. Bu olacak mı olmayacak mı buna bakacağız. Sonrasında yine aynı zamanda Donald Trump'tan gelen açıklamalar var. Çin'le ticaret savaşlarıyla alakalı müzakerelerde beklenenden çok daha hızlı bir tam anlaşmaya varılabilir diyen bir yandan bunu izliyoruz. İran konusunda Amerika'nın duruşu net olmaya devam ediyor. Dün Mike Pompeo yine Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmanın içerisinde Ruhaniye ve Cevat Zarif'e Dışişleri Bakanı'na güvenilemeyeceğini ifade etti. Sonrasında salonu terk etti. O terk ettikten sonra konuştu Ruhani ve Amerika ile yaptırımlar gevşemedikten sonra ya da ortadan kalkmadıktan sonra yeni bir diyaloğun kurulmayacağını ancak çok kapsamlı bir anlaşma için yaptırımlar kalktıktan sonra masaya oturulabileceğini söyledi. Dolayısıyla yurt dışındaki ana temayı biraz daha bunun üzerine kurgulayabiliriz. Arjantin'le ilgili görüşmeler devam ediyor. IMF'nin yeni başkanı Georgieva'nın koltuğa oturuşu söz konusu. Önümüzdeki 5 sene için IMF başkanlığını yürütecek. Diğer taraftan da yine İsrail'de hükümeti kurma görevinin Netanyahu'ya verilmesi olması tartışılıyor. Bununla ilgili süreçleri yakından izliyor, takip ediyoruz. İç gündemde ise dün Türkiye Varlık Fonu'ndan gelen açıklamalar vardı. İstanbul Finans Merkezi'ndeki inşaatın tamamlanması için rayiç bedellerin oldukça altında bir kaynak vermek suretiyle müteahhitlerle anlaşılacağını 1.7 milyar TL yaklaşık olarak kaynakla birlikte İstanbul Finans Merkezi inşaatının Türkiye Varlık Fonu tarafından tamamlanacağını söyledi. Bu bir miktar tartışma yaratmışa benziyor. Biraz bunun üzerine konuşuruz biz de. Yine Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları oldu dün. Burada para politikasındaki alanı önden yüklemeli olarak kullandığını ifade ederek Merkez Bankası'nın sonrasına dair beklentileri, daha yüklü faiz indirimlerine yönelik beklentileri belli bir ölçüde, belli bir düzeyde tutma eğilimi söz konusu olduğu gibi görünüyor. Dolayısıyla gündemdeki maddeleri 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde özetleyebiliriz. Önce istersen bir iç gündemle başlayalım Murat Uysal'ın açıklamalarıyla, sonra yurt dışındaki diğer gelişmelere döneriz. Yani birkaç açıdan ele almak gerekir. Öncelikle belki iletişimle başlaması daha doğru olur kendi adıma. Çünkü iletişimin zenginleştirileceğini, daha fazla imkan yaratılıp tesis edileceğini söylemişti Merkez Bankası. Ben bunu o yönde bir adım olarak görüyorum. En son Erdem Bahçı döneminde yanılmıyorsam bırakmıştık biz bunu. Yani reel sektörle buluşmalar kısmını. İşte, ayda bir, iki ayda bir yapılıyordu onlar. Evet. Ticaret odalarında, sanayi odalarında buluşulur. İşte genellikle de 11'de başlar. Yarım saat kadar, 40 dakika kadar sürer. Neyse sonra bir 20 dakika kadar da soru cevap yapılır. 12 itibariyle biterdi. Biz oradan hem reel sektörle Merkez Bankası'nın kaynaştığını hem de gerçekten topluma işte mesaj verildiğini vesaire görürdük. O anlamıyla bence önemli, çok da kıymetli. Yani reel sektör temsilcilerinin de bir Merkez Bankası Başkanı'nı karşılarında görmelerinin ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Fakat şeyi de ekleyelim tabii, yine Çetinkaya döneminde de o geçmişteki reel sektörle buluşma eforu hakikaten birkaç katına çıkmıştı. Yani daha önce de hem bana anlatıldığı için hem aslında bir parça bankadan açıklandığı için de biliyoruz. Fakat dün de yeni başkan Sayın Uysal da ifade etti. 2000'e yakın firmayı belirli aralıklarla ziyaret ediyoruz diyor. Yani sadece Ankara'dan 500 tane firmayı bir yıl içerisinde ziyaret ettiklerini anlatıyor. Ki burada da daha önce sıklıkla konuşmuştuk. Bu reel sektör banka yakınlaşması çok olumlu. Çünkü yani onların topladığı o bilgi ve sahadan aldıkları bilgiler epeyce kıymetliydi. Yani makro politikaların ya da çeşitli tedbirlerin vatandaşta firmaları yöneten büyüklü küçüklü firmalarda nasıl yansıdığını, yöneticilerde nasıl alındığını mesajların görmeleri bakımından bence çok önemliydi. Yine sahadan alınan bilgilerin birçok göstergeden de kıymetli olduğunu unutmamak lazım.
Yaptığım faiz indirimi gerçekten vatandaşa geçiyor mu? Bankalar kredi maliyetleri üzerinden değil ama en azından bir istek var mı, iştah var mı gibi faydalarının sonsuz olduğu. Yani burada anlatmakta belki de yetinemeyeceğimiz imkanlar var. Yani elbette karşılıklı olarak tarafların birbirini anlaması için çok uygun platformlar. En uç fikirlerin bile, ki dün aslında hani Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir'in dile getirdiği uç örneklerden biri. Dünyada da pek örneği yoktur. Merkez Bankası alacaklar karşılığında şirketlere ortak olabilecek bir mekanizma kursun şeklinde bir önerisi var. Hani dünyada pek örneği yok. Dolayısıyla hani uç örnekler bile olsa buralarda fikir teatisinde bulunulması, fikir jimnastiği yapılması anlamında bu tür platformların faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani bir düzgün bir cevap vermek gerekirse tabii Sayın Başkan'a, Merkez Bankası'nın böyle bir yetkisi yok. Kaldı ki Merkez Bankası'nın alacakları karşılığında, yani likiditesini yönetememiş ve alacaklarıyla batma noktasına gelmiş firmalara yapabileceği tek şey belki bu görüşmelerde coaching olabilir. Yani neler yapılması gerektiğini Merkez Bankası personeli anlatabilir. O da firmalara bir üstünlük sağlanması ya da işte sektördeki rekabette öne geçmeleri anlamında değil, dünya örnekleri ve Türkiye örnekleriyle hem önceliğinde neler oldu hem de sonrasında neler olabilir tarzında bir danışmanlık olabilir ki bu bile bence çok ekstradır. Merkez Bankası'ndan faydalanabileceğimiz tek yer bu. Eğer ki böyle bir şey Merkez Bankası girişir ve bilançosunu büyütmeye kalkarsa, enflasyon 15 iken yarın öbür gün o alacaklarıyla batan firmaların yanında işte çok daha başka batıklar gelir ve işte bu alacaklarının likiditesini yönetemeyen 10 firmanın yanına düzgün işini çok iyi yapmış fakat bu sistemik riskten kaçamamış. Yani Merkez Bankası'ndaki bu bozulmanın, eğer ki böyle bir şey girilirse, işte enflasyondaki patlamanın etkilerinden kaçamamış doğal olarak. Ülke kredi notunun altında ezilmiş. İnsanlar, işletmeler ve büyük holdingler görürüz. Bunun zararı budur. Dolayısıyla teklif dahi edilemez vardır ya anayasada. Bu aslında o maddelerden biri olmalıdır. Çıkış noktası da anladığım kadarıyla pek doğru anlaşılamamış olmaktan da kaynaklanıyor olabilir. Çünkü deniliyor ki geçtiğimiz hafta itibariyle, geçtiğimiz ay itibariyle Hazine Maliye Bakanlığı'na yurt içi yurt dışındaki şirketlere ortak olma konusunda bir Cumhurbaşkanı kararı çıkartıldı. Buradaki kararın çıkartılış sebebi özellikle Türkiye Varlık Fonu üzerinden önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye katkı sağlayabileceğini düşündükleri yurt dışındaki girişimleri belli ölçüde kamu eliyle destekleyebilmek. Yani hani oradaki kararın çıkış sebebi oradaki sorunlu varlıkların alınması falan değildi. Tam tersi, işte örneğin bir dönem bunu BlackBerry için tartışmıştık. Hani gidip Türkiye o şirketi satın alabilse veya Opel için konuşulmuştu. Gidip Türkiye o şirketi satın alabilse, oradaki know-how'u Türkiye'ye getirebilse mantığıyla hazırlanmış olan bir çerçeveydi bu. Dolayısıyla bir parça buralarda çıkış noktasını doğru anlayıp ona göre yönlendirme yapmak daha avantajlı olabilir. Tabii ben şimdi bir de tabii yani finansal, ekonomik boyutundan bahsettim. Bir de bu işin vicdani ve ahlaki tarafı da var. Vatandaşlara neden zarar eden firmaların kurtarılması gerektiğini anlatmak epey güçtür. Küresel krizde bankalar batarken, bankalar tüm sistemi tehlikeye attıkları için, yani sistemik bir arızayı temsil ettikleri için kısmen kamulaştırılmış ya da işte birleşme satın almaları dünyanın birçok yerinde yapılmıştı. Bunun da sebebi belliydi. Ve bankalar çok daha likit varlıklar. O dahi vatandaşlar indinde pek kabul edilmedi. Fakat işte X bizim A şehrindeki bir perakendecinin ya da B şehrindeki bir turizmcinin bu anlamda bir sistemik risk oluşturmadığını söylemek gerekir. Yani kapitalizmin özü bu. Yapacak bir şey yok. Bunu ben ortaya atmıyorum. Dolayısıyla kamu adına da bir yarar yok. Vatandaşlar da zaten sonra kalkıp bunu sorarlar. İşler iyi giderken karları paylaşmış mıydık? Ya da mesela sigorta primlerini günü gününe mi ödemiştiniz? Yoksa indirimlerden, yapılandırmalardan mı faydalanmıştınız? Ne kadar kurumlar vergisi ödediniz? Gibi sorularla gelirler. O zaman bu uzun vadeli karşılıklı birbirini kamçılamaya dönen bir ilişkiye gider ve içinden çıkılamaz bir hal olur. Dolayısıyla Sayın Başkan'ın teklifi büyük ihtimalle baştan reddedilir. Yani iletişim kısmına ilişkin söyleyeceğim bu. Tabii toplantının düzenlenişine vesaire ilişkin problemler var ama ilk olmasına bağlıyorum. Yani dünkü toplantının dün olduğunu mesela biz sabah saatlerinde öğrendik. Biz öğrendikten sonra da halka, yatırımcılara vesaire duyurduk. İnsanlar da böyle öğrendi. Burada biraz daha organize olunabilir. Saati vesaire daha belli olmalıdır bana kalırsa. Yine gidilen yerlerde başkanların konuşmaları daha kısa, Merkez Bankası'nın başkanlarının konuşmaları biraz daha belki uzun tutulmalı. Soru cevap önceden alınarak en azından birkaç tane temsili yapılarak vatandaşlarda uyanan o soru işaretlerinin de
diğer vatandaşlar tarafından dinlenmesine fayda olabilir. Nacizane tavsiyeler daha iyi hale gelmesi için. Mesajlara geçtiğimizde tabii çok yeni bir şey yok. Onu söyleyebilirim. Reel sektörün gidişatı, ülke ekonomisinin dipten dönüşü, Merkez Bankası'nın buradaki payına ilişkin açıklamalar var yani dinlemeyenler için. Ama bazen de buralarda duymak iyi gelebiliyor. Yani bilineni tekrar duymak dahi iyi gelebiliyor piyasaya. Dünkü piyasa tepkisini aslında biraz böyle de okuyabiliriz herhalde, özellikle faiz tarafında. Elbette iyi. Yani bir Merkez Bankası'nın başkanı senin karşına gelip bir odada konuşuyorsa veya şey diyorsa, ya ekonomi artık dipten döndü, biz bunu böyle görüyoruz, o öyledir. Bir ülkede tabii ki muhalefet edenler olur, tutanlar, destekleyenler olur. Her iş böyle, artık dünyanın durumu da bu. Fakat ne olursa olsun, ama ne olursa olsun, bazı koltuklar bir ciddiyeti temsil eder, bir aklı temsil eder, bir kurumu temsil eder. O yüzden de ondan duyuyorsan inanırsın. Oraya gelip de gözünün içine baka baka yalan söylemez. O yüzden de tabii ki güven telkin eder. Yani ekonomi dipten döndü diyorsa ve işte yavaş yavaş büyüme patikasına döndük diyorsa, enflasyon düşecek diyorsa, oradaki kişi, ki bunların önemli bölümleri de bir ekonomik danışmanlık almazlar. Likiditelerini gerçekten iyi yönetmeyi bilmezler. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum. O yüzden Merkez Bankası Başkanı'ndan duymak belki iyi de gelmiştir. Bir finansal coaching anlamında, yani nereye gidiyor vesaire filan diye. Bu bakımdan çok olumlu. Vatandaşlarla temas etmek de olumlu. Orada biri var, görüyorsun, geliyor, anlatıyor. Bir de tabii oradaki insanlar için değil sadece. Sonuçta biz bunu yayınlıyoruz. Merak eden herkes görüyor. İnternette tekrarını bulmak mümkün. Konuşma metnini okumak mümkün. Bu iletişim anlamında çok önemli. Sayısının artması, yılda belki en az 6 tane çıkarılması gerekir. Başkaca da tabii yapılacak çok şey var. Burada tabii iki tane şeyi ben öne çıkaracağım. Bir tanesi, daha önceki toplantıda da burada konuşmuştuk. Metnin arkasında, yani en sona iliştirilen bir cümle vardı. O cümlede Merkez Bankası'nın mevcut faiz seviyesinin enflasyon görünümüyle artık neredeyse uyumlu hale geldiğinden bahsediliyordu. Onu da faiz indirimlerinde yavaş yavaş sona gelindiği, bu sona gelinirken de faiz indirim temposunun da epeyce yavaşlayacağı yönünde bir kanıt olarak tartışmıştık. Piyasada zaten o gün onu para politikası anlamında şahince yorumlamıştı. Yani sert bir indirim var. Fakat tamam, demek ki bu önden yüklemeli yapıldı. Makul seviyelerde izleyecek. O bahsettikleri reel faizi, makul reel faizi banka koruyacak diye yorumlamıştı. Dün de bunun perçinlenmesi oldu. Yani öncelikle tekste o iletişim de belirtildi, toplantı sonrasındaki metinde. Şimdi de Merkez Bankası Başkanı bunu kendi ağzıyla doğrulamış oldu. Demek ki bu toplantı ya da sonrakilerde artık yıl sonu hedefiniz neresiyse ufak tefek faiz indirimleri gelir. Zaten alanı da önden yüklemeli olarak kullandık. Yani bir faiz indirim patikası vardı. Onun önemli bölümünü önden kat ettik. Geriye azıcık bir şey kaldı diyor Merkez Bankası Başkanı. Bu anlamıyla da olumlu. Benim son söyleyeceğim şey şu. Bu reel sektörle yapılan görüşmeler bana kalırsa çok kıymetli. Ve burada Merkez Bankası'nın elinde bir veri seti var. 2000 tane firmayla konuşuluyorsa ve düzenli aralıklarla konuşuluyorsa, hem anekdotal kısmı var ki bunu büyük ihtimalle kendileri kullanırlar. Hem de bu işin data kısmı var. Bu işin data kısmı bence epeyce kıymetli. Geçtiğimiz günlerde işte Akçiğit Hoca da sana geldi. En son ödülü kazanan, bir ekonomi alanında daha önce eşi benzeri yok. Kendisi de Merkez Bankası ile çalışmalar yapıyor. Özellikle mikro data, yani şirket bazında ciddi çalışmaları var. Şimdi Merkez Bankası'ndan da ara ara bazı working paper'lar, yani çalışma metinleri yayınlanıyor vesaire. Bunlar da çok kıymetli. Ama bana kalırsa asıl kıymetli yer, hep deriz ya, Merkez Bankası'nın elindeki veri seti bizde yok. İşte bu yok. Kalanlar bizde var. Yani biz yanlış mı doğru mu zaten görebiliyoruz. O hikaye eski. Fakat bu firma bazındaki veriler çok kıymetli. Bunları doğru düzgün, zamanlı şekilde raporlamak, geriye dönük mümkün olduğunca açmak, vatandaşlar için de, burada çalışan akademisyenler için de, diğer firmalar için de çok aydınlatıcı olacaktır. Ben bir an önce kendilerini burada veriyi açıklamaya, düzgün paketlenmiş şekilde halkla paylaşmaya davet ediyorum. Çünkü en kıymetli kısmı bence bu. Peki, şimdi gidelim istersen bir Ankara'ya. Alican Türkoğlu telefon attığımızda bizleri bekliyor. Özellikle Amerika'dan gelen mesajlar ve aynı zamanda Trump-Erdoğan görüşmesinin gerçekleşmemiş olması herhangi bir çıkarıma sebebiyet verir mi? Nedir buradaki gelişmeler? Onun detaylarını Alican'dan dinleyelim.
Şimdi özellikle dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da vermiş olduğu mülakat röportajdaki mesajları bugün Ankara'da yankı bulacaktır. Evet, Trump'la beklenen yüz yüze görüşme olmadı ama verilen karşılık olarak verilen mesajlarda Türkiye-ABD ilişkilerinin geçmiş oranla daha iyi bir noktada olduğu söylüyor Cumhurbaşkanı. Hem yapmış olduğu tek konuşmasında hem de Fox News'a vermiş olduğu röportajda da aynı noktada. Birçok konuyla ilgili değerlendirme var. Özellikle işte S-400 ve yaptırımlarla ilgili olarak S-400 olayının Türkiye-Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmaması gerektiği, savunma sistemleri noktasında Türkiye'nin bu konuda bir ihtiyacı olduğu ve bunların zamanında Obama yönetiminden istendiği, Trump'la görüşüldüğü ve bu noktada Rusya'dan S-400 alımı tercihinde bulunulduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha vurgulamış durumda. NATO ülkesinde S-400 olur mu ile ilgili yaklaşıma da işte Yunanistan'da, Slovakya'da, Bulgaristan'da da bu savunma sistemlerinin bulunduğu, dolayısıyla bunun herhangi bir sıkıntı yaratmayacağı görüşünü bir kez daha tekrarlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da. F-35'lerle ilgili olarak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, S-400 alımı sonrasında bu konuda yine gündemdeki konulardan bir tanesiydi. Cumhurbaşkanının buradaki açıklamaları da 4 veya 5'inin teslimi noktasına gelinmişti diyor Erdoğan. Son anda verilemeyeceği söylendi. Stratejik ortaklığa uygun bir durum yaratmamıştır bu ve bu doğru değildir. F-35 programında Türkiye'nin müşteri olmadığı, oradaki 9 ortak ülkeden birisi olduğu ve şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar Türkiye'nin ödeme yaptığı da yine Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan noktalardan birisi ki F-35'lerin bazı parçalarının Türkiye'de üretildiğini de hatırlatmakta fayda var. Şu anda Türkiye'ye verilmesinden vazgeçilen uçak için sistemin kaybının 7 milyon dolar olduğunu da söylüyor Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bir yandan Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin özellikle ticaret hacminin arttırılması noktasında 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması noktasında ABD Ticaret Bakanı'nın Türkiye temaslarının da olumlu geçtiği vurgulanıp bunu ileri aşamaya taşıma gibi bir hedeften bahsederken hem Türkiye hem Amerika Birleşik Devletleri özellikle savunma sistemleri konusundaki işbirliğinde de yani F-35 konusunda işte Türkiye'nin S-400 alımının neden gereksinim duyulduğuyla ilgili olarak da tekrar net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden o açıklamalar yapılmış durumda. NATO konusunda vurgu var özellikle Türkiye tarafından. NATO'da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin beraber olduğu, stratejik ortak olarak bakıldığında özellikle son dönemde Rusya ve İran'la yapılan zirve sonrası acaba müttefiklik mi değişti sorularına da biz NATO'da Amerika Birleşik Devletleri ile beraberiz önündeki yaklaşımı tekrarlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da. Dediğim gibi F-35'te verilen karardan geri dönülmesi gibi bir beklenti var Ankara'da. Türkiye'nin müşteri değil, ortak olduğu, bu savunma sistemleri konusunda S-400 alımı konusunda Amerika'nın vermemesi nedeniyle Rusya'ya yönlendirildiği ama F-35'lerle ilgili olarak hem Türkiye'ye şu anda yapılması gereken teslimatın yapılması, aynı zamanda da parçaların Türkiye üretiminin devam etmesi noktasında Ankara'nın yaklaşımı tekrarlanıyor. Özellikle son safhadaki olayın, son yaşananların Türkiye'yi üzdüğü söyleniyor. Yani F-35'lerle ilgili olarak Türkiye'nin dışarıda bırakılması konusundan bahsediyor. Onun dışında da özellikle ikili ilişkilerde, güvenli bölge konusunda yakın zamanda gelişmelerin olmasının beklendiği zaten mesajlarda verilmişti. O Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Şimdi muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'daki yatırımcılara hitabında da açıklamalar var. Özellikle bu 100 milyar dolar hedefiyle ilgili olarak. Şimdi önümüzdeki haftanın gündemi şu olacak gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanının Türkiye'ye gelmesiyle beraber özellikle bir Ankara Büyükelçisi Satterfield'ın yönlendirmiş olması, şu ana kadar sözlü olarak iletilen o mektubun resmi hale dönüştürülmesi ve Türkiye'ye ne zaman iletileceği ve içeriğinde neler olacağı konusu ki beklentiler işte F-35 programı, Patriot'lar ve özellikle alüminyum ve çelikteki gümrük vergileriyle ilgili yeni düzenlemeler olması bekleniyordu. Bunun ne zaman geleceği, bununla ilgili müzakereler sürecektir. Bir ikincisi de güvenli bölgeyle ilgili olarak ne adım atılıp atılmayacağının belli olup olmadığı yönündeki yaklaşım. Çünkü Eylül sonuna kadar bir süre verilmişti Ankara tarafından ve eğer istenilen noktaya gelinmez ise Türkiye kendi planlarını uygulamaya başlayacaktır demişti. Şimdi iki ortak
ortak kara devresi düzenlendi. Bilindiği gibi Türk F-16'ları 2015 yılından bu yana hiç uçmuyorlardı Suriye hava sahasında. Bu hafta boyunca 3 kez uçuş gerçekleştirdiler. DAEŞ'le mücadele uluslararası koalisyon kapsamında ve yine Türkiye ile ABD arasında ortak hava devriyesi de düzenlendi. Şimdi bu devriyeler mi devam edecek, yoksa düzenli bir şekilde güvenli bölgenin oluşumu için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri askerleri beraber o güvenli bölge oluşturulacak mı? Şimdi merak konusu bu. Bunun için de önümüzdeki haftayı beklemek gerekiyor gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı ve heyetin Türkiye'ye gelmesiyle beraber hem verilecek talimatlar hem de sahadaki yaşanacaklar bize tabloyu biraz daha net olarak gösterecek. Resmi bir açıklama gelecek mi gelmeyecek mi bu iki konuyla ilgili olarak da bunun için de yine heyetin Türkiye'ye dönmesini beklemek gerekiyor gibi gözüküyor. Alican, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın notlar için. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından çok kritik bir süreç. Verilen mesajlar da öyle. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yatırımcılara hitaben yapmış olduğu bir konuşma var Amerika'da. Orada verdiği mesajlar da dikkate değer. Türkiye'de cari açıktaki düzelmeye işaret ediyor. Önümüzdeki döneme dair beklentileri dile getiriyor ve daha fazla yatırım içinde imkan bulunduğunu aktarıyor. Orada yapmış olduğu konuşmada var. Bunlara ilişkin söyleyeceğim şey. Sadece şeyi söyleyebilirim. Bugün Amerika'dan bizim bağlantılarımız olacak. Yani hem mümkünse bakanlık düzeyinde hem de iş adamları, iş insanları, iş kadınları düzeyinde. Onlar da aradaki görüşmeleri anlatacaklar. Çünkü bu 100 milyar dolar hedefi epeyce uzak görünüyor. Fakat üstünde çalışılabilir birçok alan var, geliştirilebilir. İlk duyduğumuzda da aslında tartışmıştık. Yani Türkiye ve Amerika arasında yaptırımlar vesairenin yerine ticaretin nasıl geliştirileceğinin konuşulması epeyce olumlu. O yüzden ne kadar adım atıldı, neler planlanıyor onu bir görmek gerekir. Bunları gün boyu dinleyebilirler izleyiciler ve dinleyiciler. Onu bir hatırlatmak istedim. Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında Türkiye Varlık Fonu ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere yeniden karşınızda olalım. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gökhan Şahin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölüme başlarken Türkiye Varlık Fonu'ndan dün gelen açıklamalarla bir miktar başlamakta fayda var zannediyorum. Çünkü Türkiye Varlık Fonu'nun yeni dönemde üstlendiği vazifelerden bir tanesi İstanbul Finans Merkezi projesiydi. Daha öncesindeki 2008'de başladı bununla ilgili tartışmalar. Bitiş tarihi olarak 2018 denmişti. 2020 oldu. Şimdi 2022 oldu. Dolayısıyla orada İstanbul Finans Merkezi projesinin teknik altyapısı ve oradaki genel inşaat yapısı ile ilgili çeşitli firmaların üstlenimleri söz konusu olmuştu. Ama buralarda beklenen hızda, beklenen gelişmeler yaşanamamıştı. Burada örneğin Ağoğlu yaklaşık bu projenin hemen hemen çok önemli bir kısmının altyapısını, altyapı projesini almış. Aynı zamanda 6 blokluk inşaatı üstlenmişti. 1 milyar 460 milyon liralık bir hasılat paylaşımı modeli çerçevesinde o ihaleyi kazanmıştı. Keza mesela Merkez Bankası inşaatını 1 milyar 440 milyon TL'lik yine benzer bir şekilde İntaş'ın aldığını hatırlıyoruz. YDA, BDDK binasının yapımını üstlenmişti vesaire. Fakat bunlar gerçekleşemedi. Ekonomik koşullar da çok el vermedi. Dolayısıyla Türkiye Varlık Fonu dün diyor ki raiç bedellerin çok altında bir meblağ ile biz bunları devralıyoruz. 1 milyar 670 milyon TL ile bu üç firma üstlenimlerini bize devrediyor. Tamamıyla projenin dışında kalıyor. Toplam proje alanının da %35'lik kısmı böylelikle Türkiye Varlık Fonu'na geçmiş oluyor. Emlak Konut'la birlikte buradaki inşaatları tamamlayacak gibi görünüyor Varlık Fonu. Yani birkaç tane ayağı var herhalde. Öncelikle inşaat ayağı. Çünkü burada itiraz anladığım kadarıyla şeyden geliyor. İşte Varlık Fonu yine geldi, bazı kişileri kurtardı vesaire gibi. Fakat burada fiyatlara, metrekarelere bakınca tam öyle olmadığı anlaşılıyor. Çünkü kabaca söylüyorum, yani yaklaşık 465 bin metrekare alan almış oluyor burada Varlık Fonu. Karşılığında da 1 milyar 670 milyon TL para ödüyor. Bu işte kabaca 4 bin liraya falan geliyor şey için, metrekaresi. Oysa burada gerçekten bir finans merkezi olsaydı, yani daha önce bu yüklenime giren işte taahhütçüler ya da ne bileyim firmalar için büyük ihtimalle metrekareler 15-20 bin liralara fırlamış olacaktı. Dolayısıyla aslında ciddi bir zararla bu işten çıkmış oluyorlar. Hatta yani isim ve firma vermeden anlatmak gerekirse
ve benim konuştuklarım alıcıları da olduğunu, fakat kamudan böyle bir tek elden yönetme isteği gelince işi kamuya devrettiklerini, ciddi zarar ettiklerini söylüyorlar. Bir şikayetleri... Zaten paraların fırsat maliyeti de var. Yani düşünülecek olursa 2012'den bu yana oraya para bağlanmış, çeşitli işte altyapı hizmetleri için para bağlanmış, binaların kaba inşaatlarının bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı hiç başlamamış ama bir kısmı için de yol alınmış durumda. Dolayısıyla hem paranın fırsat maliyeti üzerinden hem projeksiyonların gerçekleşmemesi hem de o dönem bağlanmış olan nakdi zor dönemlerde, geçtiğimiz son 1-1,5 yıllık periyotta kullanamamanın da bu firmalar için ciddi maliyeti oldu. Oldu tabii, yani burayı daha önce şey gösterdiysen, işte bir şekilde teminat olarak gösterdiysen, metrekaresi 10-12 bin liralardan aşağı geldikçe senden sürekli yeni teminat istendi, zorlandın vesaire gibi işler olmuştur. Tabii yani ne yazık ki ülkenin yani hem tercih etmiş olduğu gelişim patikası hem de kuralların epeyce esnetilmiş olması sebebiyle işte gayrimenkul geliştiricilerine ya da inşaatçılara karşı toplumda ciddi bir negatif bakış var. Alerji oldu. Ciddi bir alerji oldu. O yüzden burada da yani ne anlatsan anlat iyi olmuş vesaire gibi şeyler yükselecektir. Fakat yine de yani olanı biteni söylemekte bizim görevimiz. Benim konuştuğum kişiler dediğim gibi yani mutsuz değillerdi ama zarar ettiklerinin, kol kestiklerinin epeyce farkındalardı. İşin inşaat tarafı bu. Şimdi bu tabii bir irade gösteriyor. Yani kamunun artık bundan sonra bu projeyi, en azından bu yönetim tarafını tek elde toplamak istemesini gösteriyor. Onu söyleyebilirim. İkincisi tabii bu işin kalan tarafının, yani sadece inşaatın dışında kalan asıl merak ettiğimiz tarafında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yürütüldüğünü hatırlatalım. Şimdi burada varlık fonu için tabii bir investment case, yani bir yatırım ortamı, bir yatırım durumu var mı? Onu incelemek lazım. Buradaki investment case, yani parayı koyacağız, karşılığında da şunu alacağız. Çünkü Türkiye Varlık Fonu'nun kamu görevleri olduğu kadar mevcut bilançosunun geliştirilmesi, işte varlıklardan en çok değerin yaratılması gibi misyonları da var. En azından kurulduğunda vardı. Dolayısıyla bu yatırım hikayesi var mı yok mu kısmını bence tartışmak lazım. Eğer ki işler düşündüğü gibi giderse elbette var. Dünyada farklı örnekleri var. Yani işte Katar'da, Doha'da, ne bileyim işte Baye'de, Dubai'de yapılan şeyler var. Çok kısa sürede çok iyi sonuçlar elde edildi. Fakat tabii hem hayalleri belli bir sınırda tutmak gerekiyor hem de gerçekleri onun için yedirmek gerekiyor. Mesela harika gitmiş ve çok iyi bir model olan Dubai'de dahi işte daha dün mü, iki gün önce mi konuştuk? Yapılandırma vardı. Yapılandırma vardı. İkinci ya da üçüncü yapılandırma. Yani emlak fiyatlarının ciddi çöküşü, buradaki yüklenicilerin yerine getiremeyişi, bankaların buralardan büyük zararları gibi. O yüzden de bu işi bir emlak projesi gibi görmemek gerekiyor. Bu belki biraz onun önünü kesebilir, bilmiyorum. Yani anlayışı, finans merkezi konuşuyorsak, bunu 50 bin kere konuştuk herhalde tabii son geçen 10 sene içerisinde. Bir finans merkezinde yapılması gereken bir numaralı şey hukuki düzenlemeleri, artı bu işin teknik altyapısını, bu işin bütün her türlü çerçevesini düzenleyecek çalışma esaslarını, yurt dışından buraya gelip çalışacak olan insanların özlük haklarını, oradaki vergilendirmeyi falan düzenleyecek yapıyı kurmak. Bunu kurduğunuz zaman inşaatsız da yapabilirsiniz normal koşullar altında bunu. Ama bu şu an itibariyle topraktan girmiş oluyoruz projeye, öyle söyleyeyim en azından. Doğru. Yani buradaki zaten yatırım şeyi belli, hikayesi belli. İşte regülasyon gelecek, hukuk değiştirilecek. Buradaki ekspatlara ve çok uluslu şirketlere, yani yabancı çalışanlara ve çok uluslu şirketlere neden burada olmaları gerektiği ve neden bir arada olurlarsa o nedenin sonunda nasıl bir fayda elde edecekleri gösterilecek. Sonra da bunların bir araya gelmesiyle hem fiziki şartlar hem de üst yapı imkanları sağlanacak ve dolayısıyla sermaye akımları güçlenecek. Şirketler burada olma ihtiyacı hissedecekler. Bu ihtiyacı yaratmak gerekiyor. Hikayesi bu. Şimdi bu tabii ki olmaz denemez. Yani Dubai'de, Katar'da oluyorsa, Doha'da oluyorsa İstanbul'da pekala olabilir. Hem fiziki şartlarıyla olabilir hem de diğer şartlarıyla olabilir. Ama bunca yıldır olmamasının da belli sebepleri vardı. Bunları da atlamayalım. Yani işte buradaki düzenlemeler, daha iki gün önceye kadar bankaların mevduat sınırlarından bahsediyorduk. Şimdi böyle bir ortamda hadi finans merkezi olalım kolay olmaz. Bir ciddi bir zihniyet dönüşümü gerekir. FX sınırlaması, FX düzenlemesi vesaire, bu tür problemler var. Türkiye'de yani bu FX kaldıraç vesaire filan işlerinin hem gelme şekli hem geldiği hali vesaire, ki hala daha da devrede, bir gecede bütün yatırımcıların neredeyse batmasına sebebiyet vermiş. Finans sektörü çalışanlarını iyiden iyiye küçültmüştü. Bugün 3 küsür bin civarı, son sayıyı bilmiyorum. Türkiye'de finans sektörü çalışanı var. Yani finans sektörü, bankacılık hariç söylüyorum, Türkiye'de sermaye piyasaları bu kadar. Bütün fonları yönetenler, işlemleri yapanlar, alanlar, front deski, işte back ofisi, ne arıyorsan toplamı bu. Yani hepsi bu zaten. O yüzden de buralara da bir bakmak lazım.
Sonra hukuk diyoruz. İşte biliyorsun Dubai'de vesaire gerek şeria hükümleri gerekse de oradaki normal hükümler yani kapitalizmle. Hiç hukuk yok. Evet yani oluşturulacak hükümler İngiliz hukukuna bağlı. Çok kısa sürede anlaşmazlıklar bir anlaşmaya bağlanabiliyor. Yani finans merkezi bölgesinde Dubai'nin kendi hukuku, Arap Emirlikleri'nin kendi hukuku geçersiz. Dubai sınırları içerisinde özellikle ekspatlar ve orada çalışan bütün şirketler için sadece İngiliz hukuku geçerli. Dolayısıyla bu bizim yapabileceğimiz bir şey mi? Buna bakmamız lazım normalde. Onlara bakmak lazım gibi çok uzunca şeyler. İhtisas mahkemeleri kurulması vesaire gibi şeyler. Doğru yani varlık fonu adına burada bir yatırım hikayesi var mı? Evet var fakat daha önce de vardı bir türlü realize olmadı. Çünkü başkaca zorlayan şartlar var. Varlık fonunun bildiğim kadarıyla işte bir iki tane de yani bu dört büyükten kendini işte bir denetlemeye soktu. Ve raporun da bir ay içerisinde açıklanacağı yönünde bende bilgi var. Bu önemli. Çünkü burada asıl tartışılması gereken konulardan bir tanesi de varlık fonunun ne olduğu ve ne yaptığı. Yani 1.6 işte 1.7 milyar TL'yi mesela neresinden çıkarıp verdi varlık fonu? Nasıl bir nakit akışı var? Bunları bilmiyoruz. Oysaki varlık fonu benim ve senin, vatandaşın. Yani bizim adımıza yapılan işten hiçbirimizin haberi yok. Daha önce de bu varlık fonunun işte yine büyük dört şirket tarafından denetleneceği, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı yanılmıyorsam 2 sene önce açıklanmıştı. Fakat bu olmadı. Bu zamana kadar varlık fonu adına yapılan en önemli şey varlık fonu adına bir şey yapılmaması oldu bence. Yani paramız çarçur olmadı en azından. O yüzden de bu hangi bütçeden çıkıyor ki mesela 4-5 ay önce bir şeye çıkıldı. Biliyorsun bonoya çıkıldı yani varlık fonu borçlandı. İçeriye nakit koydu. Şimdi bu nakdi değerlendiriyor büyük ihtimalle ya da belki şirketlerden gelen para var bilmiyorum. Dolayısıyla bir iyi niyet var onu görüyorum konuştuğum insanlarda. Fakat iyi niyetin aksiyona dönmesi gerekir. Vatandaşların da bunu sormak, merak etmek en büyük hakkıdır. Bir de söylemle eylemin de birbirini belli ölçüde tutması lazım ister istemez. Yani Borsa İstanbul'un binasına, borsaların niye bu kadar büyük binası var diye başlayıp ondan sonra borsanın binasında Türkiye Varlık Fonu kurup ondan sonrasında o varlık fonuyla gidip bir inşaat projesine İstanbul Finans Merkezi çerçevesinde 1.7 milyar TL koymanın birbiriyle örtüşmesi lazım. Doğru mu? Örtüşmesi lazım. Mesela şeyi duymak isterim. Bu son Thomas Cook olayında örneğin mesela bizim varlık fonu acaba Thomas Cook'u almaya çalıştı mı? Ya da böyle bir girişimde bulundu mu? Bence bulunması gerekir. Yani bu işlerde bulunması gerekir. Uzun uzun diye konuşulabilir. Sadece bu işin kapsamında kalarak söylüyorum. Dediğim gibi iyi niyet var. Aksiyonla örtüşmesi gerekir. Vatandaşların bunu bilmek hakkıdır. Gelecek ay açıklanacağını ben öğrendim bu raporun. Dilerim öyle olur ve gelecek ay açıklanır. Burası çünkü ciddi bir mesele. Yani bana kalırsa Türkiye'nin finansal tarihinde yakın geçmişindeki en önemli olay ya da olaylardan biri olabilir. Yani eğer gerçekten Türkiye Varlık Fonu doğru yapılandırılır, doğru bir yapıyla kurgulanırsa bir yapısal reformdur. Ama bunun herkesi ikna edecek bir şeffaflıkla, herkesin ikna olacağı bir projeksiyonla ve o projeleri çok şeffaf bir şekilde yönetmesiyle söz konusu olabileceğini unutmamak lazım. Hakikaten kıymetli, önemli bir yapı Türkiye Varlık Fonu'nun kurulması, niyeti, arzusu, isteği. Ama bunun şeffaf bir şekilde açıklanıp içeriğinin, borçlanmasının, kaynağının her şekilde herkese hesap verebilir olmasında fayda var. Fayda var. Yani o yüzden de şimdi bu bilgilere sahip olmayınca bu hareket doğrudur ya da yanlıştır demem. Bana kalırsa taraf tutmak ya da fanatiklik olur. Fakat bu işi eleştiren, bu işe şüpheyle bakan insanların bakışı buradaki doğru bakış açısıdır. Yani hem kısa vadeli geçmiş deneyimler bunu gösteriyor hem de bilgiye ulaşamamaktan kaynaklı bir sancı var. Bunun giderilmesi gerekir. Ancak ondan sonra bu fonun sahibi olan bizler vatandaşlar doğru bir değerlendirme yapabiliriz. Peki çok hızlıca bir yurt dışında değerlendirip bitirelim istersen. Azil süreciyle ilgili böyle hızlı soru hızlı cevap gibi gidelim istiyorsan. Olur. Azil süreciyle ilgili çıkan transkripti okudun herhalde dökümü. Herhangi bir suç unsuruna rastlanması zor değil diyor. Zor diyor hukukçular, Amerikalı hukukçular. Demokratlar da bugün o gizli tanığı Kongrede kürsüye çıkarmayı düşünüyorlar. Yani şimdi gizli tanıt anladığım kadarıyla ikinci elden bilgi edinmiş. Dolayısıyla konuşmayı birebir duymamış ve transkripte tamamen açıklanmışsa neredeyse tamamen gizli tanığın ne faydası olur bilmiyorum. Fakat dün de konuştuk. Demokratlar adına burada her türlü haklı argüman var. Yani epeyce bir ülke başkanı hakikaten kendi başkanları tarafından sıkıştırılıyor. Ve benim şahsi avukatımla görüş, bak Biden da kendisinin rakibi, bunlar diyor ve dolayısıyla bana kalırsa bütün suç unsurları burada var. Fakat dün de konuştuk, polarize olmuş bir toplumda bunun bir başkanın görevden alınması için yeterli done oluşturulacağını ben zannetmiyorum. O yüzden de piyasalar dün bir parça rally yaptı ve bunun Başkan Trump'ın azline gitmeyeceğini düşündüler. Tabii buradaki şikayet eden mesela Trump'a mafya diyen demokratlar daha önce Obama elinde beyzbol sopasıyla
bir poz verdiğinde başka ülkeleri tehdit ettiğinde hiç rahatsız olmamışlardı. Demek ki dönemsel, yani ahlaki bir şey savunmuyorlar aslında. Çin ticaret anlaşması da olmak üzere çok hızlı olabilir falan gibi de açıklamaları oldu Trump'ın. Buna da inanmadık. Piyasalarını çevirdi eğer satın almak istersen. Buna inanmadık, kötü konuşmadığı için bence. Bir ara rejimde olduğumuzdan bu ticaret görüşmelerinde olumlu algılanmış olabilir. Düşüncem bu. Peki, teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Zeliha Saraç yatırım bülteniyle karşınızda. Hoşçakalın.